Herkese merhaba. PG ve Trade ile alakalı aklınıza takılan her soruyu ana sayfaya geldiğinizde ana sayfadaki bölümlerden görebilir. İçerisinde hangi özelliklerin bulunduğunu buradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca sitenin içerisindeki var olan bütün analizler burada sıralanmış ve bunlara her geçen gün yenileri eklenmeye devam ediyor. Ve merak ettiğiniz, bana sıkça sorduğunuz sorular için bir sıkça sorulan sorular bölümü var. Burayı da okuyarak site hakkında, HG ve Trade sistemi hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Bunların dışında bize ulaşmak isterseniz yine sayfanın en alt kısmında bizimle iletişime geçin kısmını doldurup bize ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün gelen istekler üzerine EKGYO emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığını inceleyeceğiz. Buradaki sekmelere lütfen göz atın arkadaşlar. Dip zirve analizlerine göz atın. Fiyatın durumu ile ilgili destek dirençlere göz atın. Bu destek dirençler günlük hesaplamalardır. Her seans sonu yenilenir. Grafikteki değerlerle lütfen karıştırmayın. Bu sekmelerin size fikir vereceğine inanıyorum. Yardımcı olacağına da inanıyorum. Lütfen grafiği açmadan önce bunları kullanın arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorduk? Eski arkadaşlar biliyor, göstergeler kısmından HGV Trade lazerimizi grafiğimizin üzerine atıyoruz. Bu trading bilgide yok arkadaşlar. Bu sadece HGV Trade sitesine ait kendi yazılımımız. Nedir bu? Bu trendin gücünü gösteren yazılımımızdır arkadaşlar. Mavi güçlü, kırmızı ise zayıf olduğunu gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi şu an zayıf ve aşağı yönlü dönmüş lazerimiz. Fiyatlar da lazerin altında seyrediyor. Bu bize tek başına yeterli mi? Tabii ki hayır. Bunu kaldıralım. İlk yapacağımız şey neydi burada? Ghost Fibo uzun vademizi açmak arkadaşlar. Şimdi Ghost Fibo uzun vademizi açtık. Burada benim gördüğüm nedir? Şu an fiyatın İlk önce Ghost Fibo karar bölgesinde, yani şöyle fiyatı da işaretleyeyim. Ghost Fibo karar bölgesi 2.14'te bir karar vermesi arkadaşlar. Benim için öncelikli olacak yer bunun altı mı üstü mü olacağı. Yani altında mı kalıcı olacak, üstünde mi kalıcı olacak. İlk önce bakmamız gereken yer budur arkadaşlar. Peki bundan sonra neye bakmalıyız? Bir sonraki aşamaya geçmeli. Ghost Fibo orta vademizi grafiğin üstüne atmalıyız. Bu neydi arkadaşlar? Grafiğe zoom yapmak gibi, daha yakından incelemek adına bize fayda sağlayacaktır. Şimdi arkadaşlar izlemeye başlayalım. İncelemeye başlayalım. Şimdi fiyatımız ne olmuş? Ghost Fibo ara desteğimize 2.09'un altına spike atmış, hemen geri gelmiş. Şimdi fiyat, eğer iki yönlü konuşuyoruz, aşağı veya yukarı gidecekse hangi seviyeleri dikkate almalıyız? Fiyatımız karar bölgesinin altında gezindi diyelim. Bu şekilde 2.09-2.14 arası geziniyor. Bunda bir sıkıntı görmem. Yani fiyatımız ne yaptı? 2.09'u aşağı kırdı diyelim. 2.09'u aşağı kırdı. Burada kalıcı oldu. Bu sefer bakmamız gereken, artık son korkmamız gereken yer ikinci ara desteğimiz olan 2.04 noktası olur. Oldu da bu noktayı, 2.04'ü aşağı kırdı ve burada kalıcı olur ise korkmaya başlayabilirim. Neden? Çünkü gözünü Ghost Fibo ana destek 1.89'a dikebilir arkadaşlar. E diyelim tamam, aşağı gitmedi fiyat. Karar bölgemizin altında gezindi. Gezindi karar bölgesinin üstünde. Üstüne attı.
üstüne atması tabii ki olumlu olacaktır. Fakat bu bana yükseliş için yeterli mi? Yeterli değil. Yükseliş için ne yeterli? Nerelere dikkat etmeliyiz? Şimdi bunlara bakalım. Şimdi üst tarafta Gosfibo ara dirençlerimizi, birinci ve ikinci ara dirençlerimizi işaretleyelim. Şimdi fiyatımız diyelim ki karar bölgemizin 2.14'ün üzerine atmayı başardı. Üzerinde kalıcı oldu. E tamam, bu olumlu dedik ama ya bir çıkış olacaksa, bir yükseliş olacaksa bu bana yetmez. E yükseliş olacaksa neresi yeter hocam? Yükseliş olacaksa arkadaşlar ilk önce birinci ara direnç 2.26 üzerine atmalı. 2.26'yı kırıp burada kalıcı olmalıdır. E bu bana tamam, yükselecek hemen mi? Hayır. Benim asıl bu yükselmeye başlıyor, yükseliş trendine giriyor diyeceğim yer Gosfibo ara direnç 2.36 bölgesi olacaktır. İlk aşamada 2.26'nın üzerine atmasını beklerim. Burayı olumlu karşılarım. Fakat bir yükseliş trendine girecekse 2.36'nın üzerine atıp burada kalıcı olmasını beklerim, isterim arkadaşlar. EKG'yi incelememiz bugünlük bu kadar. Fiyatın hareketlerine göre aşağı ve yukarı tekrar videomuzu güncelleriz. Lütfen sorularınızı, isteklerinizi yorumlara bırakın. İsteğe göre videomuzu tekrar çekeriz, güncelleriz. Bu sizin beğeni ve yorumlarınıza bağlı. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.